In some ways, we're going to be more together than ever. Today, we're going to push each of our platforms forward in some exciting and breakthrough way. Evet herkese merhaba. Bugün WWDC 2020, yani dünya çapında geliştiriciler konferansı şu anda sona ermek üzere. Apple'ın iOS, iPad OS, Watch OS, TV OS, Mac OS gibi yazılımların yeni sürümleri yayınlandı. Tabii ki biz öncelikli olarak iOS, iPad OS sürümlerine bakacağız. iOS 14 ile iPad OS 14 özellikle şu an bizim üstümüzde duracağımız konu. Beta sürümünü birazdan cihazımıza kuracağız. Şu anda ben konferans bitmek üzere yayınlanmasını bekliyorum. Beta sürümü yayınlandığı gibi cihazımı kuracağım. Ayrıyeten beta profilinin linkini açıklama kısmına ben size koydum. Nasıl kuracağımızı zaten göstereceğim. Şu anda ben yayınlanmasını bekliyorum. Öncelikli olarak sadece bu geliştiriciler için yayınlanıyor gibi gözüküyor ama profil ile kurabiliyoruz. Halka açık betanın yayınlanmasını beklemek istemiyorsanız, ben beta bir sürümünü kurarım, ne olursa olsun umurumda değil diyorsanız, ki ben size kurmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. İlk olarak onu söyleyeyim. Çünkü uygulamaların iOS 14'e güncel olmaması ile ilgili bazı uyumsuzluklar yaşanabilir. Bug'lar olacaktır, çökmeler olacaktır. Onları özellikle belirtmeliyim. Bunları da dikkate aldıktan sonra iOS 14'ün hangi cihazlara kurulduğundan bahsedeyim. İlk olarak iOS 13'ü kurulan bütün cihazlara iOS 14 kuruluyor. Benim anladığım şu an bu. iPhone 6s, 6s Plus'tan başlayarak 7, 8, X serileri olsun, 11 serileri olsun, bunların hepsi kuruluyor. Ayrıyeten hala kullanan var mı bilmiyorum ama iPod Touch 7. nesilde iOS 14 kurulabilecek. Sonuç olarak birçok cihaz iOS 14 güncellemesini alıyor. Bu arada iOS 14'ün final sürümü de Eylül ayının ortalarında yayınlanır diye düşünüyorum. Şu anda biz beta 1 sürümüne bakacağız ve iPhone 11 cihazımı şimdi ben kuracağım. Evet, elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İsterseniz hemen açımızı değiştirelim ve hızlı bir şekilde ne gibi yenilikler geliyor bakalım. Siri özellikleri var, arayüzle ilgili bazı değişiklikler var. Bunların hepsine şimdi zaten cihazımızı kurduğumuz gibi bakacağız. Evet, konferansın bitmesinden yaklaşık 1 saat sonra beta profili yayınlandı. Size açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyorsunuz ya da şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Betaprofiles.com diye bir sitemiz var. Bu gerçekten çok başarılı bir site. Yayınlanan bütün betalar vesaire, ilk profilleri her zaman burada yayınlanır. Gayet de güvenilir bir sitedir. Normalde geliştiriciler için yayınlandığını söylemiştik. Öncelikle cihazınızın yedeğini almayı kesinlikle unutmayın. Bunun için ayarlarınızdan hemen iCloud'a geliyorsunuz ve buradan iCloud Backup kısmından cihazınızın yedeğini alın. Gördüğünüz üzere ben en son 4.41'de bugün yedek almışım. Ben tekrar alayım. En son yapılan mesajlarınıza kadar yedeklesin. Ne olur ne olmaz, cihaza ne olacağı hiç belli olmaz diyelim. Yedeğini arkada alsın. Size verdiğim linke tıkladıktan sonra burada iOS Beta Profile şeklinde iOS ve iPad OS 14 Beta 1 diyor. Buradan download dediğiniz zaman direkt size burada soracak. Buradan kabul ediyorsunuz bunu. Profil indirildi diyor. Buradan çıkıyorsunuz. Profil indirildi dedikten sonra tekrar ayarlara giriyorsunuz. Ayarlardan da profil indirildi şeklinde gördüğünüz üzere bir şey görüyoruz. Tıkladığımız zaman direkt install deyip profili kuruyorsunuz. Bu kadar basit. Başka yapacağınız bir şey yok. Ben zaten profili kurduğum için sıkıntı yok. Şu an kurduktan sonra da burada profilleriniz olarak ayarlarda gözükecek. Tabii yazılım güncelleme kısmına şu an girdiğim zaman iOS 14 Public Beta olarak gözüküyor. Gördüğünüz üzere 43 dakika diyor. Esasında şu an benim internetim gayet hızlı ama yoğunluktan kaynaklı bir süre bu. Demin çünkü 5 dakika diyordu. Bir anda 15 oldu. Şu an 43 diyor. Bazen süre yazmıyor. İsterseniz bunu yükleme işlemi bittikten sonra yeniliklerimize bakmaya başlayalım. Bu şekilde dediğim gibi kurulum işlemini yapacaksınız. Gayet basit. Evet, sistemler o kadar yoğun ki şu an gördüğünüz üzere saat 12 geçti. Yani 1 saatten fazla oldu. Güncellemeyi hala hazırlıyor. Nihayet güncelleme çubuğumuz geldi. Gördüğünüz üzere çubuk da böyle birazcık Apple logosuna yaklaşmış gibi gözüküyor. Daha yukarıda duruyor. Evet, geç oldu ama iOS 14 nihayet yüklendi. Gördüğünüz üzere yüklenme dair uyarımızı da aldık. Şifremizi de girelim ve ekranımız açıldı. İlk benim şu an gözüme çarpan şu üst kısımdaki kısım yukarı doğru çıkmış. Şurada bir boşluk var. Şimdi bunların hepsine bakacağız zaten. Ayarlara bir gireyim. Yazılım güncellemesi dediğimiz zaman iOS 14'ün güncel olduğunu görebiliyoruz. Burada Customize otomatik güncellemeleri ayarla. Gördüğünüz üzere burada da bir değişiklik gördük bile hemen. Direkt güncelleme yüklemesiyle ilgili otomatik olarak seçeneklerimiz mevcut. İsterseniz dilimizi bir Türkçe yapalım. Telefon dilimizi. Ben genelde İngilizce kullandığım için. Ama bu beta bir sürümü olduğu için çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Yani çoğu şey İngilizce olacaktır. Tekrardan yazılım güncellemeye geliyorum. Bu arada gördüğünüz üzere dediğim gibi İngilizce yazıyor, Türkçe yazıyor. Karışık böyle. Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman şarjdaysa otomatik olarak direkt güncellemeyi yapıyormuş. Onunla ilgili bir yenilik gelmiş. Hızlı bir şekilde bakmaya başladık bile zaten. Bu arada şuradaki yükleme ikonu da değişmiş. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama interneti kapatırsak. Evet, burada da yenilikler var, onlara bakacağız. Gördüğünüz üzere. Ayarlar genel kısmında yine fark ettiğim resim içinde resim picture in picture özelliği gelmiş. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buna zaten bakacağız şimdi. Bunu da göstereceğim. Ayarlar içinde ana ekran diye bir şey var burada. Buraya ana ekran diye gelmiş.
App Library'i göster seçeneğini aktif edelim. Bu Apple'ın tanıttığı bir özellikte App Library diye sizin için uygulamaları kategorize ediyor. Onunla ilgili bir özellik. Buraya ana ekran diye gelmiş gördüğünüz üzere ve değişik bir ikon da var. Bununla bakacağız şimdi. Burada erişilebilirin içinde AirPods diye bir seçenek var mıydı hatırlamıyorum ama böyle bir şey şu an gözüme çarptı. Burada kulağınızda yalnızca bir AirPod varken AirPods'un gürültü engelleme özelliğini aktif edebiliyormuşuz. Buradan aşağı doğru indiğiniz zaman Translate, gördüğünüz üzere Apple kendi çeviri uygulamasını yayınladı. Artık kullanabiliyor. Bu uygulama içinde hangi diller var ona da bakalım isterseniz. Open App diyelim. Evet, Translate uygulamasına hoş geldiniz dedi. Başlattık, devam edelim. Bakalım Türkçe dil desteği var mı? Evet, Türkçe dil desteği yok. Çok şaşırdık mı? Hayır. Ve beta bir sürüm bu. İlerleyen betalarda tabii ki geleceğini Apple söyledi. Şu anda gördüğünüz üzere. Bu şekilde Apple'ın kendi Translate uygulaması bu Mac'teki Safari uygulamasına da gelmiş. Bütün sayfaları kendi çeviriyor. Yani Google Translate'ten sizi koparmaya çalışmış. Apple'ın kendi çeviri uygulaması şurada görüyoruz. İkonu da böyle. Evet, büyük bir değişikliğin olduğu kısım bu widget'ların olduğu kısım. Gördüğünüz üzere burada artık bu şekilde bize gösteriyor. Ana ekranı bir düzenle diyelim. Evet. Buradan artı dediğimiz zaman widget'larınızı, araç takımlarınızı direkt olarak buradan görüp farklı şeyler var gördüğünüz gibi buradan ekleyebiliyoruz. Yani piller diyelim, widget'ı ekle diyelim. Evet, ana ekranınız artık bu şekilde. Şu an telefonumuzun şarjını görüyoruz. Şu an çünkü sadece telefon bağlı. Mesela AirPods'u bağlayalım. Evet, AirPods'u şöyle açayım. Evet, görüldüğü üzere AirPods'un kendi şarjı, kulaklıkların şarjı, bu da kutusunun şarjı. Bu şekilde cihazlarınızın şarjlarını görebiliyorsunuz. Üstüne basılı tuttuğunuz zaman araç takımını düzenlediğinizde bunu yerini böyle ayarlayabiliyorsunuz. Artı diyelim. Mesela hava durumu ekleyelim. Burada gayet akıcı çalışıyor şu an. Tabii iPhone 11'de ben kullanıyorum bunu. iPhone 6S'de nasıl çalışıyor bilmiyorum ama 6S cihazlarına da ilerleyen zamanlarda kuracağız, merak etmeyin. Evet, ama şu anda bu şekilde gözüküyor. Kapattığım zaman da AirPods'u bakalım. Ne olacak burada? Bir hareket yok henüz. Evet, şu an burada gitmesi gerekiyordu. Gitmedi bağlantı kopmasına rağmen. Tabii beta sürümü olduğu için bunlar normal şeyler. Widget'lar bu şekilde. Bunları kurcalayabilirsiniz. Hepsini tek tek tabii ki göstermeyeceğim ama buradan düzenle dediğimiz zaman ana ekranı düzenle diyoruz. Artı dediğimizde buradan yeni widget'lar ekleyebiliyoruz. Buna bastığımız zaman anımsatıcılar uygulamasını açıyor. Burada da tabii yine bazı yenilikler mevcutmuş. Görüldüğü üzere fotoğraf ekleyebiliyoruz, bayrak ekleyebiliyoruz. Konumla ilgili bir şeyler var. Anımsatıcılar uygulaması da güncellenmiş. Zaten bunları evet kurcalarsınız. Buradan o zaman artık bunun burada olmasının bir amacı yok. Buna bastığımızda da anımsatıcıları açıyor. Buna bastığımızda da anımsatıcıları açıyor. Kamerayı açalım bakayım. Kamerada bir değişiklik var mı? Evet, pozlama diye bir şey var. Evet, bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Üste de burada gösteriyor. Yine kaç olduğunu. Zamanlama zaten mevcuttu. Pozlama diye bir şey gelmiş. Şunu keşke böyle liste halinde yapsalar. Buraya basıp basıp böyle değiştirmesek. Evet, kamera bu şekilde şu an görüldüğü üzere. Evet, şu Picture in Picture özelliğine bakalım isterseniz. Safari'den hemen. Mesela ben bunu bugün çok yapmak istedim, yapamadım. Bakalım şimdi yapabilecek miyim? Şuradan hemen Keynote'u izlediyorum. Evet, Keynote'u açtım. Evet, Picture in Picture'ı burada görüyoruz. Bastığımız zaman ana ekrandayız ve bunu istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Şöyle buraya kaydırıp buraya atabiliyoruz. Burada Mac'tekinin aynısı olmuş. Mac işletim sisteminde de bu şekildeydi. Bu şekilde artık taşıyabiliyoruz, alabiliyoruz. Mesela başka bir uygulama açalım. Yani fotoğraflar uygulamasını açtım mesela şu anda. Bunu büyütebiliyorum, küçültebiliyorum. Tıkladığım zaman tekrar eski haline döndürebiliyorum. Peki bu Netflix gibi uygulamalarda çalışıyor mu? Ona bakalım hemen. Netflix. Evet, burada arama yaptığınız zamanki şeyler de değişmiş. Netflix yazdığım zaman böyle yuvarlak içine almış bunu. Ve arama şeklini Safari'de bu şekilde, uygulamalarda bu şekilde gibi ayırmış. Burada da bir düzenleme var. Saydamlıklarda bir düzenleme var. Gayet güzel. Netflix'i bir açalım. Tabii Picture in Picture bunda gözükmüyor şu anda. Evet, ben şu an YouTube'da da göremiyorum. Normalde YouTube arka planda çalışıyor bildiğiniz üzere. Ben YouTube Premium kullanıyorum. Evet, şu an burada da çalışmıyor. Tabii bunu YouTube'u Safari'den açarsam çalışacak. Ama uygulama içinden çalışmıyor. Uygulamalarda tabii ki güncellemeler gelecektir. Siri'de bir güncelleme var. Siri'ye bakalım isterseniz. Dinliyorum. Nasılsın? Burada olmaktan mutluyum. Siri penceresi artık bu şekilde çıkıyor. Artık böyle ekranı tamamen kaplamıyor. Bu şekilde çıkıyor. Hey Siri, ayarları aç. Hey Siri, ayarları aç. İşte iPhone ayarları. Ya artık ekranı kaplamıyor dediğimiz gibi bu şekilde bize gösteriyor. Hey Siri, son gelen mesajımı oku. Şimdi ilgileniyorum. Turkcell yeni mesajların var.
Ayrıca iPad OS için de geçerli tabii. iPad OS'te Siri'nin yerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu çıkan şeyleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Daha geniş ekranı olduğu için. Şöyle bir özellik daha var, onu da göstereyim. Yine iPad OS'te de bu özellik var. Evet, artık oyununuzu oynarken biri sizi aradığı zaman telefon olur, Skype olur, Discord olur, herhangi bir arama uygulaması olsun, bu şekilde böyle üste çıkıyor. İşinizi bölmüyor diyelim. Buradan direkt reddedebiliyorsunuz. İşinize devam edebiliyorsunuz. Bu özellik çok güzel oldu. Kesinlikle Apple'ın geç kaldığı bir özelliklerden bir tanesi. Haritalar uygulamasında bir güncelleme var. Özellikle New York, Los Angeles, San Francisco ve bazı Çin şehirleriyle herhalde. O şekilde düşünmüş Apple şimdilik. Başlangıç böyle. Bisiklet olayı var. Bisiklet özelliğini kullanabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir rota çizsek. Şu an göstermedi ama bisiklet yolu olan şeylerde artık burada gözükecek. Sizi o şekilde uyaracak. Onu belirtelim. Haritalar uygulaması da ayrıca güncellendi. Zaten görüyorsunuzdur. Evet, bu şekilde artık gözüküyor. Otoyollar zorunlu. Otoyollardan kaçınılır vesaire. Bu arada ana ekranda şöyle bir widget buldum. Toplu şekilde bakabiliyorsunuz. Böyle gösterebiliyor birçok şeyi. Tek bir kare ekleyerek birçok şeyi elde edebiliyorsunuz. Üste gelen bildirimler olsun vesaire, böyle daha soft geliyor, öyle söyleyeyim size. Animasyonlar da değişmiş genel olarak. Mesela ses ve dokunuşa baktığımız zaman buradaki sesin gösteren şuradaki ikon, burası kalınlaşmış. Aynı zamanda burada kulaklık sesi de gördüğünüz üzere yüksek sesleri azalt diye bir seçenek de gelmiş. Bildirimler kısmına geldiğimiz zaman da Siri ile mesajları seslendir diye bir şey var. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere güncellemeler mevcut. Hemen yeni duvar kağıtlarına bakalım isterseniz. Eminim ki gelmiştir. Hareketsiz kısmına geldiğimiz zaman şöyle bir duvar kağıdı görüyoruz. İşte bunu yaptığınız zaman diyorsunuz ki bende iOS 14 var. Evet, bug'a girdi. Şöyle açalım. Kilit ekranına bir koyalım bakalım. Nasıl duracak? İkon yine değiştiğini zaten gördünüz. Evet, yeni duvar kağıdımız bu şekilde. Gizlilik kısmında buraya tracking diye bir seçenek var. Uygulamaları izleme izni isteme isteği diyor. Yine gizlilikle alakalı bir özellik buraya eklendi. Apple konferansta zaten bahsetmişti bunlardan. Yine araştırma sensörü ve kullanım verileri gibi seçeneklerimiz burada mevcut. Yerel ağ diye bir şey gelmiş buraya. Evet. Yani ortak kullanılan şeylerden, uygulamalardan bahsediyor. Onları buradan şu kapatabiliyorsunuz. Bu arada burası da değişmiş. Parolalar olmuş buranın ismi. Bastığımız zaman da şu an evet açmak istemiyorum. Buradaki parolalarımızı görüyoruz. Direkt açtı bu arada. Daha önceden böyle değildi. Bu arada şu denetim merkezi de böyle bir değişmiş. Buraya HomeKit ile ilgili gördüğünüz üzere seçenekler gelmiş. Direkt öyle bakabiliyorsunuz. HomeKit güncellenmiş. Onu da bahsedebiliriz. Evet, bu şekilde. Yeniliklerde şunlar görüldüğü üzere. Tabi bu ürünlere sahip olmanız gerekiyor, uyumlu olması gerekiyor bu otomasyonlar vesaire. Ama Apple HomeKit'i kendi açısından güncellenmiş. Ama denetim merkezinin bu açılması, normalde böyle yukarı doğru kaydırdığımızda direkt gidiyordu. Artık şöyle alttan çekmek gerekiyor. Kilit ekranına buradan hemen ulaşabiliyoruz. Evet, gayet akıcı çalışıyor. Klasörlere bakalım şöyle. Sayfaları bu arada şöyle düzenleyebiliyorsunuz şuraya bastığınız zaman. Böyle bir şey geliyor. Direkt sayfayı da kapatabiliyorsunuz buradan. Siri'nin size uygulama önerileri, işte en son şunu ara bunu ara kısmı da buraya ekleyebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Bu widgetleri ben çok beğendim bu arada. Zaten Apple'ın şu an yani konferansta öne çıkan şeyi bu. App Store açtım. App Store'da da Arcade ile ilgili bir güncelleme yapılmış. Aynı zamanda App Clips diye bir özellik geldi. Tabii şu anda yok böyle bir şey. Bir kod olacak. O kodla direkt uygulamaları daha kolay bir şekilde indirebileceğiz. Bakıldığı zaman 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı ile ilgili. Evet, katılım yapanlarla ilgili buraya bir pencere açmışlar görüldüğü üzere. Yazılım geliştirenlerle ilgili. Kazanan öğrencileri göstermiş vesaire. App Store'da gayet akıcı duruyor. Çok büyük bir değişiklik yok gibi duruyor ama bu animasyonlar genel olarak bu arada hepsinde değişti. Tüm uygulamalarda gayet güzel çalışıyor. Evet, iOS 14'ü bu şekilde kurabilirsiniz. Çok fazla uzatmayacağım. İlk beta zaten gelen yeniliklere genel olarak bu şekilde size olduğunu söyleyebilirim. Zaten detaylıca daha sonrasında bakacağız. Bu ön bakış videosu gibi olsun. iOS 14 beta 1 sürümünü yüklemenizi tavsiye etmiyorum açıkçası. Şarjım da hızlı bir şekilde gidiyor. Cihazım ısındı bile şu anda. Yani en azından birkaç beta daha bekleyin. Evet, bunlar haricinde işte yeni memojiler, sart surt vesaire ufak tefek özellikler yine zaten mevcut. Apple'ın BMW ile anlaşması oldu mesela. Yeni 2021 model arabaları artık telefondan yönetebileceğiz vesaire. İşte bazı HomeKit cihazlarıyla uyumlulukları daha da arttırdılar.
Evet, genel olarak bu şekilde şu anda. Evet, koyu modda da burada bu şekilde duruyormuş. Evet, iOS 14 beta 1 sürümü bu şekildeydi. Ben tabii ki size kurmanızı tavsiye etmiyorum. Yenilikleri zaten gördüğünüz bu şekildeydi. Dediğim gibi beta 1 sürümü olduğu için sıkıntılar size yaratabilir. Bu yüzden kurmamanızı tavsiye ediyorum. Bu sürümle ilgili ya da farklı konularla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Beta sürümleri tabii ki her sene yaptığım gibi çekmeye devam edeceğim. Beta 2, beta 3, beta 4 yayınlandı gibi hep birlikte bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bu arada sonunda korona, sonunda normalleşme süreci içinde stüdyoma, ortamıma kavuştum. Sonunda gelebildim. Artık daha sık videolarda göreceksiniz, onu da belirtelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelecek videolar için de tabii ki takipte kalın ve ben de gideyim. Şu arkadaşını buradan alıp götüreyim. Senin burada ne işin var? Böyle, evet.